Günaydın. Ve kahvaltı zamanı. Sıkıldım gerçekten. Sıkıldım. Saçım neden böyle ya? Baktım çok sıkılıyorum. O yüzden gördüğünüz gibi hemen hızlıca hazırlandım ve annem, ablam, ben üçümüz birlikte şimdi alışverişe gidiyoruz. AVM'ye geldik arkadaşlar. Şimdi mağazalara dolaşmaya başladık. Bu daha ilk girdiğimiz mağaza. İşte bir şeyleri beğendim de deniyorken kabinde falan sizlere çekeceğim. Şimdi ilk olarak ben böyle hani gömlek yakalı pijamalardan istiyorum. Böyle biliyorsunuzdur mutlaka diye düşünüyorum ama yine de söyleyeyim. Böyle gömlek yakası oluyor işte, zaten adı da o yüzden öyle mantıklı. Böyle düğmeleri var, kısa kollu ve altında da şort oluyor, öyle takım. Pijamalar çok hoşuma gidiyor. Onlardan çok beğeniyorum. O yüzden şimdi onlardan bakacağız. Çok kalabalık. Bunu alacaktım. Ama daha sonra bunu gördüm ve fikrim direkt değişti. Şuna bakar mısınız? Çok güzel değil gerçekten. Bir de şu yakasındaki detayı, şu kalbi özellikle. Bir de en önemlisi rengi. Orada bunun arkası böyle. Short. Bu pijamaların çok havalı olduğunu düşünüyordum. Çok güzel duruyor. Nisa'ya S beden aldım. Aynen, bana S. Bana ve da aldım. Tabii ki de My Sissy. Benim ablama da aldık. Aynısını böyle giyeceğiz. İkiz ikiz güzel geçeceklerimiz. Ve üstüne de çok uydu. Ama ağzı açık ya. Fermuar falan yok. Fermuar yok mu? Güzel değil mi? Çok güzel. Ama keşke fermuar falan olsaymış. Şimdi böyle bir sivit buldum. Böyle toz pembe renginde. Aslında çok da toz pembe değil. Böyle koyu bir... Neyse işte. Görüyorsunuz yani. Rengini niye anlatıyorsam. Üstünde de böyle kenarında ufak bir yazı yazıyor. Bence güzel. Tabii ki de kış için bu arada. Bunu sanırım deneyeceğim. Böyle siyah bir tight'ın üstünde güzel olabilir. Hem de üçüncü sezonla yeni halleri. Aa, bakayım. Evet, burada hepsi var. Güzel. Biz bu arada daha üçüncü sezonu izleyemedik bir türlü ablamla. Zaman bulamadık. Ay çok tatlı. Barbiler var. Nasıl? Bu bir böyle aslında yağmurluk tarzında bir şey. Bunu aldım, hoşuma gitti. Ama bilmiyorum. Çok emin olamadım çünkü duruşu çok önemli. İlk sivitini denedim gördüğünüz gibi. Bence çok şirin oldu. Ve balonması da güzel. Bu şöyle gösterelim. Yanına yazıp orada koluna da varmış. Bunu sonradan fark ettim. Giymeden önce fark etmemiştim. Bunu giyince aklıma şey geldi. Aynen ben de. Çünkü o böyle uzun sevdiğim aynen böyle yapıyor. O yüzden. Aynen ben de oldum. Oradan da görevli abi tip bakıyor. Ne yapacağız? Aynen şey. Bunu giyince nedense böyle bir kışı özledim ama kıştan nefret ederim. Demek ki sweet'i beğendim. Sweet bana... Neyse ya, cümleyi kuramadım. Boş ver işte. Güzel. Tamam, şimdi ikincisini dene bakalım. Aynen, ikincisi yani bir tane sweet beğendim zaten. Bu bir ceket. O zaman deneyeyim. Ah neyse, herkes için mi soyunuyorsun? Şimdi göreceksiniz, soyunuyorum.
Arkadaşlar ben öğleden kabinine girmem. Ben hep açık hava kabininde giyinirim. Evet, giyiniyoruz. Fosforlu. Aslında fosforlu kıyafetleri çok sevmem. Ama nedense bu bir hoşuma gitti. Hadi bakalım nasıl duracak. Bir şeyi sakın ama sakın giyinip denemeden almayın. İnsanların neşesi sözü. Nasıl oldu? Bir dakika, bilmiyorum. Bir önünü kapayım da. Şimdi yine Ariana Grande olayım mı? Olayım mı? Oldum. Sizce? Başka bir mağazaya geldik. Yani bu aynadan çok güzel kendimi ifşalıyorum. Kendimi ifşaladım. Tamam hadi devam. Ve anne ben ne diyordum mesela? Evet, başka bir mağazaya geldik. Bu sefer burada bir pantolon deneyeceğim. Dene bakalım. O zaman deneyip geliyorum. Hangi bedeni deneyeceksin? 32 sanırım bu. Evet 32. Tamam sen bir dene hadi. Aynen deneyeyim ben. Hadi bye. Hadi bye. Hoş geldin. Hoş bulduk. Denedim. Ya şöyle. Bu gördüğünüz gibi bol. En böyle sanki hafif üstü dar böyle. Paçaların doğru daha bol bir beyaz pantolon. İlk zamanladım. Değil mi? Güzel ben durdu. Beğendim. Ben de beğendim. I love it diyorum. Ve alsam mı diyorum. Çünkü beğendim. Alabiliriz. Anne hep dar pantolon, dar pantolon yeter. Biraz da bol olsun değil mi? Bence güzel. Ben de beğendim. Tabii bunun üstüne böyle biraz kısa bir tişört. Uzun ve güzel bir kısa bir tişört giyeceğim. Kısa bir tişört. Ya da bir de hafif yüksek bel. Çok güzel olur. Aynen ben çok beğendim. Çok güzel olur bence. Güzel bir kombin. O zaman? Alalım. Alalım bence de. Tamam. O zaman çıkarayım. Ondan sonra kasaya. Bakalım. Nisa bunu bir dener misin? Bunu mu? Evet. Aa yırtık kot. Deneyeyim. O zaman şunu da deneyelim önce be. Bye. Giyindim ve bakın. Nasıl? Bu da yırtık diğeri gibi bol ama tabii bu kot böyle yırtık gördüğünüz gibi. İçimde de siyah tay. Güzel fena değil. Aynen değil mi aslında ben de beğendim. Dön bakalım etrafına. Ve hani böyle ne öyle aşırı yırtık değil ama böyle az yırtık da değil yani. Bence tam yırtıklı güzel. Böyle yine havalı bir tişörtle güzel olabilir. Ben beğendim. Sanırım evet. Ama bilemedim. Beyaz çok daha güzel tabii. Beyaz aynen beyaz çok güzel. Onu büyük ihtimalle alacağım. Ama bunu evet ya bilemedim. Biraz ortada kaldım açıkçası. Başka insanlar bulduk, onu da dene karar verirsin. Aa evet, ola mı yırtık o değil mi? Alalım onu lütfen. Buna bakayım. Benzer biraz. Evet, benzer, tamam. O zaman bunu da deneyelim. Hadi bye bye. Ne oldu? Kendimi çekiyorum. Evet, bu da böyle oldu. Bunun rengi biraz daha farklı, bir de yırtıkları da daha farklı yerlerde. Bu tayt olduğu için çok güzel gözüküyor. Evet. Çünkü siyah taytımı çıkarmaya üşendim yani. Aslında birazcık vakit kaybı olmasın. O yüzden direkt üstüne giyinir mi? Evet. Ben karar verelim. O yüzden bunun olmadığını düşünün. Bakıyoruz falan. O denediğim kotları almadım arkadaşlar. Sadece beyaz pantolonu aldım. Size çok havalı bir tişört gösteriyorum. Bakar mısınız? Rengi çok güzel. Rengini, tişört rengini konuşturuyor gerçekten. Çok iyi ama salaş olması gerek ki. Hani o zaman böyle bence daha olur. Bizden bir beden büyük alalım. Aynen yani. Bir beden büyüğünü alalım ki böyle salaş olsun. Şöyle aslında ben beyaz tişört arıyordum. Bunun ilk beyazını gördüm. Aynısının beyazı. Ama sonra bunu görünce bayıldım. Beyazdan vazgeçtim ve dedim ki farklı olsun yani rengi. Evet. Ama şimdi büyük bedenine bakalım. Tabii medium daha iyi olur. Bence bence daha iyi değil mi? Denesin de. Deneyim bence de. Yine açık hava kabini yapıyorum. O kadar. Aynen. Giyineyim mi burada bunu? Evet açık hava. Aynen ya. Kabine gibi üşeniyorsanız direkt böyle yapın. Şapkan alayım. Hayır veremez.
İçinde tişört olduğu için. İçim aynen gerçekten çok komik oldu. Ben de ona baktım zaten, bakar mısın? Çok iyi. Şu an nasıl durduğunu göremiyorum. Hemen nasıl durdu? Çok iyi. Gerçekten onu burada görünce ben böyle oldum. Tam bir Ariana Grande ceketim. Yani bu tabi öyle mi? Daha çok aksesuar olarak. Öyle kış için falan da ince bir şey zaten gördüğünüz gibi. Bir aynaya bakayım ben burada. Hadi bak bakalım. Şimdi arkadaşlar yani daha demin o salaş fosforlu yeşil rengindeki tişörtü aldım. Bu pembe fosforlu bu kısa tişörtü de giyeceğim. Tabii ki açık hava kabini. İndir onu şimdi. Aynen. Bakalım nasıl durmuş arkadaşlar. Şimdi Uğraşır'dan vanilyalı kremimi almaya geldim. Evet, çok seviyorum gerçekten bu vanilyalı krem kokusu. Bende bundan vardı. Aslında bu ikisinden de vardı ve bitmek üzere. Yani çok az kaldı. Ondan dolayı şimdi tekrardan bir tane daha alacağım kendime. Al bakalım. Aynen. Büyük boyundan alacağım tabii ki de. Ve çok güzel kokuyor. Bu arada bizde bunun işte bu boyları vardı. Bir de parfümü de vardı ama söylediğim gibi kremler bitti. Şimdi tekrardan alıyorum. Bu yürüyüşü de çok şey güzel oluyor. Mesela kreminin parfümü falan da olması güzel. O zaman alayım. Aldık. Arkadaşlar biz AVM'den çıktık çünkü orada yemek yemek istemedik. Bundan dolayı bize sevdiğimiz bir hamburgerci var. Şimdi oraya geldik. Burada yemek yiyeceğiz. Evet, geldik. İçeri giriyoruz. Üst kata çıkıyoruz. Çok acıktım. Siparişimizi verdik ve geldi. Yaz 2 gün önce de bu hamburgeri yemiştim. O zaman eve sipariş etmiştim. 2 gün önce, şimdi tekrardan burada yiyorum. Ama şikayetçi değilim çünkü seviyorum. O zaman bana afiyet olsun. Yemeğimizi yedik. Hamburgerlerimizi şimdi buradan çıkıyoruz ve sanırım buradaki AVM'ye gireceğiz. Çarpıyordum. Açıyı düzeltiyoruz. Güzel. Böyle güzel. Evet, eve geldik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi de size bu yapmış olduğum alışverişten aldıklarımı göstereceğim. Gördüğünüz gibi poşetlerim yanımda. Aslında yani tabii alıyorken çektim çoğunu. Ama yine de böyle hani güzelce evde bize göstermek istiyorum. O zaman daha uzatmadan hemen başlayayım. Poşetlerde yıkılmadan. O zaman ilk o... O zaman ilk olarak Zara'dan aldığım tişörtle, yani Zara alışverişiyle başlayalım. Zara'dan arkadaşlar böyle kısa kollu bir yeşil renginde fosforlu tişört aldım. Böyle daha çok salaş aldım, daha güzel duracağını düşündüm ve rengine bayıldım. Sizce de çok güzel değil mi? Bence rengi müthiş. Evet, Zara'dan bunu aldım. Daha sonra Yves Rocher'den arkadaşlar her zamanki kullandığım vanilyalı kremimi aldım. Şöyle çok güzel kokuyor gerçekten. Zaten bende bunlar vardı, bunu kullanıyorum ama bitince işte yenisini aldım. Hatta size göstereyim çünkü seti var, yani hem parfüm falan hepsi var. Hemen alıp geliyorum. Hello falan diyorum, şimdi düşüyordum. Bu evde olanlar. Şöyle ilk olarak bunu göstereyim. Zaten bu bitiyordu, o yüzden yenisini aldım. Ya şu kadar az bir şey kaldığı için hemen tekrardan alayım dedim. Bu aynısı zaten aldım. Bu da böyle çantaya atmalık olan. Yine aynı şekilde vanilyalı, yani tamamen aynısı ama söylediğim gibi hani biraz daha buna göre küçük boy. Bu böyle çantada taşımalık, hani bu evde. Evde durması için yani. Ve de bunlar arkadaşlar parfümü de var. İşte ben bu Uğraşır'da bunu çok seviyorum. Bir kokunun hem parfümü, vücut kremi falan her şeyi oluyor. Bu da böyle parfümü. Çok güzel kokuyor. Bu arada üçü de aynı kokuyor. İşte bu
bittiği için ben de bugün yenisini aldım. Şimdi bunları geri götürmem gerekiyor. Kapayamadım. Normalde Sephora'nın vanilyalı kremini kullanıyordum. Evet, vanilya kokusunu çok seviyorum. Ama bundan bir yıl önce falan işte Sephora o vanilyalı kremini üretimden kaldırdı. Ondan dolayı artık ben de bunu kullanıyorum. Ama bu da çok güzel kokuyor olsun. Bershka'dan arkadaşlar. Zaten deniyorken de çekmiştim. O kotları almadım. Bu bol beyaz pantolonu aldım. Ve geldik pijamalara. Bunlara da gerçekten bayıldım. Zaten istiyordum uzun süre, yani arıyordum. Ve bunu görünce dedim ki hemen almalıyım. Şöyle bunu da göstereyim size. Ay düşmesin. Bu üstü, işte bunlar zaten biliyorsunuzdur. Gömlek pijama. Hayır. O ne ya, gömlek pijama ne? Gömlek yakalı pijama. Burasına böyle işte kar ve de sweet love yazıyor. Daha sonra ben bunun arkadaşlar aslında rengine bayıldım gerçekten. Şu pembesine falan. Üstü böyle. Bu arada bu ablaminki galiba, bakayım. Evet, bu ablaminki. Altı da bu şekilde böyle short ve üstün desenle, yani rengiyle aynı. Çok şirinler gerçekten. Bu benim, bu da ablamın. Ya da bu benim ablamın. Bilmiyorum. Ve evet, benim yapmış olduğum alışveriş, yani aldıklarım bu kadardı. Evet arkadaşlar, ben şimdi uyuyacağım. Zaten çok da uykum geldi. Bugün alışverişe birazcık yoruldum. Yani bayağı gezdiğimiz için, alışveriş yaptığımız için. Bundan dolayı şimdi uyuyacağım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Hani daha demin size aldıklarımı gösterdikten sonra, yani aradan bayağı böyle bir 3 saat falan geçti. Yani saate çok geç oldu. Evet, bir vlogundan sonuna geldik arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar da. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın. Bye bye.